Size de anlatacağını söyledi. Sonra tartışma çıktı birden. Buralı işkiliydi. Direksiyonun başına geçince ben de engel olmak için ben de bindim arabaya. Zaten bir süre sonra polis bizi çevirdi. Burası saçmalamaya başlayınca da üstümüzü aradılar. Üstünden çıkınca da hepimizi götürdüler. Sen istediğin kadar anlat bu hikayeyi. Hikaye anlatmadım ben. Ha neyse ne, yani onlar gene başka türlü anlatacaklardır bu hikayeyi. Ya ifade vermişsin işte, arkadaşımı görmeye gitmiştim demişsin. Zor durumdaydı, destek olmak için gitmiştim. Bunlar senin cümlelerin Kerim. Yani resmi tutanaklara geçmiş böyle. Hayır, bu senin onlarla olaydan sonra görüştüğünün kanıtıdır. Yani dava dosyasına girmiş bile. Peki ne olacak şimdi? Bilmiyorum işte, biz yani Ömer'le bunu çürütmeye çalışacağız ama çok uğraştıracak bizi. Hayır, daha önceden haberimiz olsaydı biz de ona göre önlem alırdık. Yani sen de savcıya verdiğin ilk ifadede söz ederdin bundan. E şimdi söylese inanmazlar mı? Çok mu geç? Bak, iyi düşün ve doğru cevap ver. O geceden sonra ellerine kanıt verecek biçimde görüştün mü onlarla? Evet. Erdoğan'ın evine gittim onunla hesaplaşmak için. Ama Mustafa çıktı karşıma. Al işte bir tane daha. Kameralar eve girerken kaydetmiştir mutlaka. Öğrenmek için Vural'ın yanına gittim. İnan. Buna inan, buna inan. Sus artık. Emin olduktan sonra sana geldim, gerçeği anlattım, hatırlasana. Hep bir şey çıkıyor. Hep bir aksilik çıkıyor. Şimdi de bu ifade, bu kanıt. Hep umutlarım boşa çıkıyor benim. Bıktım artık, bıktım, usandım. Bak gör, bundan bir şey elde edemeyecekler. Tamam, sus artık, bir şey söyleme. İnan. Doğruyu anlatıyorum sana. Bana niye daha önce söylemedin o zaman? Hı? Başka bana anlatmadığın ne var? Hani sakladığın, unuttuğun? O adamlarla kaç kere daha görüştün? Yurt dışına gitmeni de onlar ayarlamış. Geçirmeye gelmedikleri için mi geri döndün? Şey bir cevabın var. Bir tek yaşananların şoförüyken nasıl onların en iyi adamı haline geldin? Buna bir cevabın yok işte. Neden seni bu kadar tutuyorlar? Neden paraya boğuyorlar? Nasıl açıklayacaksın? Çok çalışıyorum, hakkımı veriyorlar. Onlar haktan ne anlar be, sen ne anlarsın? Fatma Gül'ün bütün haklarını ezip geçtiniz hepiniz. Sana söyledim, o zaman bildiklerini anlat. O kızın hayatını mahvettiniz. Benimkini de. Bildiklerini anlat. Sana ilk sorduğumda da sonra isimleri tek tek söylediğimde de biliyordum. Bildiklerini anlat. Sen ne aşağılık bir adamsın ki bu pisliği örtmek için uğraşıyorsun hala. O kız arkasında güçlü kuvvetli kimse olmadığı halde hala bu durumda mücadele ederken sen bu durumdan kâr etmeye çalışıyorsun. Onun felaketini paraya çevirmeye çalışıyorsun utanmadan. Para için bile bile onların yanında duruyorsun. Başından beri sen de biliyordun. Bırak! Kasabada ilk gazete haberi çıktığında. Bırak! O şimdiki kocan, o zamanki nişanlının ilk suçlandığında. Bırak! Düğün günü, imzayı attığın gün Fatma Gül seni arayıp söylemiş. O zaman niye sesin çıkmadı? Önce Yaşaran olmak istedin çünkü. Meltem Yaşaran olmak istedin. Sen de babanın koltuğu için susmadın mı? Lütfen. Ne farkımız var birbirimizden? Hı? Cesaretin yok konuşmaya ama intikam almak istiyorsun herkesten. Benim gibi intikam almak istiyorsun. Her şeyin zamanı var.
olmaz diye bir şey yok hayatta. Her şey mümkün, her şey. Sen kendini daha tanımıyorsun. Bana beni anlatıyorsun. Mandıracılıktan sonra lokantacılık yapacağız. Acayip değil mi? Masanın örtüleri de sen dikersin dükkanın. Elinden geliyor nasılsa, hem ucuza gelir hem de artan parayla başka bir şeyler alırsın. Sevdiğim duvarları, süsler falan. Alo. Alo. Salih Bey ile görüşebilir miyim lütfen? Salih Bey yok. Gelmedi bugün. Aa, ne zaman gelir acaba? Bilmiyorum ama birkaç gün gelmeyecekmiş galiba. Notunuz varsa alayım. Aa, yok teşekkür ederim, ben ararım tekrar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.